Bugün herkesin merakla beklediği cevap geldi. Dün biliyorsunuz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in düzenlediği basın toplantısının ardından bütün Galatasaraylılar, herkes merakla Fatih Terim'in nasıl bir cevap vereceğini bekliyordu. Bugün o beklenen cevap saat tam da 19.05'te Fatih Terim'in resmi Twitter hesabından yayınladığı mektup veya açıklama diyelim. Kendi el yazısıyla yazmış olduğu, imzaladığı açıklamayla geldi. Şöyle göstereyim ben size e, göremeyenler varsa hani Twitter'daki fotoğrafı e, çekip sizinle en azından bu saate kadar haberi olmayanlarla da şöyle bir okuyarak paylaşayım. Daha sonra üzerinde yorumlayalım. Aslında Twitter'dan ben duyurdum yani Fatih Terim kendine yakışanı yapmış e, verdiği cevapla. Değmez diye yazdım. Değmez derken hani bu saatten sonra bu işi artık böyle uzatmanın hiçbir manası veyahut da işte hastalıkla... E, Mücadele eden Galatasaray Başkanı'na karşı vereceği her yanıtın yeni bir kavgayı doğuracağı düşünülecek olursa değmeyeceğini düşündüm. Başka türlü bir cevabın. O yüzden öyle yazdım. Başka yöne çekenler de olmuş. Önemli değil. Ben ne niyetle yazdığımı biliyorum. Şimdi Fatih Terim'in ne yazdığını size şöyle bir hatırlatayım. Veya duymayanlarınız varsa öğrenmiş olsunlar. Kendi el yazısıyla yazdığı mesajda Fatih Terim, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği Talihsiz basın toplantısından milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntüyle haberdar oldum. Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapı, kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlar, ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır. Saygılarımla Fatih Terim. Şimdi kendisine yakışanı yapmış dedim. Çünkü bu saatten sonra dün de o izlediğimiz basın toplantısında benim de aslında defalarca burada geçtiğimiz yıldan beri tekrarladığım bir şey vardı. Cevap vermeyeceğim veya artık acil şifalar diliyorum. Allah şifa versin deyip yorumlamayacağım. Birçok kendi kendime söz verip daha sonra işte yine absürt bir basın toplantısı sonucunda sizlerden de gelen abi ne yorum yapacaksın veya ne cevabın olacak veya ne gibi bu konulara senin bakış açın ne olacak şeklindeki sorular üzerine zaman zaman bu kuralı bozmak durumunda kalmıştım. Ancak bugün Fatih Terim bana göre yapması gerekeni yaptı. Çünkü bu işin daha fazla uzaması Galatasaray'a Galatasaray, Galatasaray camiasına zarar verecekti. Şimdi birazdan anlatacağım şeyler sebebiyle 1 Haziran'ın ne kadar önemli olduğunun altını çizerek bazı şeyleri anlatacağım size. Ama bu mektupvari açıklamada da üzerinde durulması gereken aslında Fatih Terim cevap vermiyorken öyle cevaplar vermiş ki arada geçmişe göndermeler yaparak. Şimdi onlara da sizler için yorumlayacağım. Bir kere Fatih Terim'in kendi el yaptığı bu açıklamada Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom ki ben de zaman zaman yayınlarda Ali Samiyan e, hep yaşıyor biz söylüyoruz ya yani Ali Samiyan yıkıldı stadyum, stadyum olarak ama bizim için yeni stadyum Ali Samiyan Fatih Hoca için de öyle onu görüyoruz. Talihsiz basın toplantısından milyonlarca sayılı gibi ben de üzüntüyle haberdar oldum diyor. Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde hatırlıyor musunuz Milliyet gazetesinde bir haber vardı e, bundan yaklaşık iki hafta önce olay olmuştu işte orada Fatih Terim'e yönelttiği iddialar işte uçak bileti mevzusu e, gibi çok Fatih Terim'i öfkelendiren e, ve yine istifa etmesine yol açacak bazı açıklamalar olmuştu. Hatırlıyorsunuz Beşiktaş maçından önce biz bunları konuşmuştuk. Oraya bir gönderme var. Çünkü o haberin içinde küçük bir grup özelinde yaptığı toplantıda e, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'e yönelttiği e, iddialar yer almıştı. Fatih Terim oraya bir gönderme yapmış küçük gruplar özelinde diyerek. Zaman zaman ise kamuoyu önünde açık bir şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yönetilen ithamlar. Hani oyuncuların da şeref ve haysiyetleriyle ilgili bir toplantı yapmıştı ya Fatih e, Başkan Mustafa Cengiz. E, oraya yine bir göndermede bulunmuş. Ne yönde olacağı konusunda vereceğim merak, hani cevabın oluşturduğu merakın farkındayım ama diyerek... Dün de Fatih Terim'in daha önce e, uzun yıllar yanında asistanı olarak, e, iletişimcisi olarak görev alan e, Aslı Kaşeli'nin yaptığı açıklamalar bugün düştü biliyorsunuz. Ajanslara da, Twitch yayınında yaptığı açıklamalar. Orada da e, Aslı Hanım'ın benzer bir cevabı vardı, dikkatimi çekti. Sadece Fatih Hoca dinlediyse üzülmüştür ve e, acil şifalar diler e, demişti. Fatih Terim aynen kendisinin de tahmin ettiği gibi e, artık... Devam ediyor mu görevi etmiyor diye biliyorum ama e, çok iyi tanıdığı için hocayı veyahut da Fatih Hoca gibi artık düşündüğü için veyahut da yine e, konuştukları için bilemiyorum. Aynen Fatih Terim'i tahmin ettiği gibi Aslı acil şifalar dilemiş Fatih Terim. Yani bir anlamda e, bu tartışmayı burada bitirip e, Galatasaray Kulübü Başkanı diyerek Mustafa Cengiz'in ismini bile anmayarak iki kez kullanmış aynı ifadeyi. E, İsmini bile anmayarak bu işi noktalamış yani bir anlamda demiş ki artık senin yapacağın açıklamaların e, benim için bir önemi yok. Allah'tan sana acil şifalar diliyorum. Durumunu görüyorum ve ben bu işe devam ettirmiyorum. Bu işin içinde yokum. Senin neler yaptığının da farkındayım. Daha önce yaptıkların inkar ettiğin e, o toplantılarda söylediğin her şeyin farkındayım. Ama artık bu iş bitti. Ben seninle bir anlamda da muhatap olmuyor yani muhatap olmuyorum ve sana cevap vermiyorum. Sana Allah'tan şifa diliyorum diyerek kendinden sonra yani yeni dönemde başkan olacak insanların da zor durumda kalmaması için çünkü bir destek verdiler Fatih Terim'e biz Fatih Terim'le çalışacağız dediler. Hatta dün Burak Elmas yeni bir hoca getirirseniz sözleşmesini fesh edip Fatih Terim'le anlaşacağız diyerek bir açıklamada da, da bulundu. Yani... Fatih Terim kendisinden sonra Mustafa Cengiz'in kendisinden sonra başkan olacak adayları da zor durumda bırakmayacak kendisi açısından. Yani şimdi bu kavgayı devam ettirseydi belki kendisi de bir hata yapacaktı veyahut da yapacağı açıklama çok sert olacaktı ve sonuçta Mustafa Cengiz şu anda halen Galatasaray Kulübü Başkanı olduğu için yani o makamda oturduğu için makama saygısızlık olarak addedilecekti bir durum ve Fatih Terim'i de zor durumda bırakacaktı ilerisi için. Mustafa Cengiz özelinde yaptığı açıklamalar Galatasaray'da yönetim her ne kadar değişecek olsa da yönetimlerde süreklilik esastır. Yani Galatasaray Kulübü Başkanı'na yapacağınız bir yanlış davranış veya bir hakaret veya da bir açıklama sizi ilerleyen yıllarda da bağlar. Fatih Terim tabi bu konularda tecrübeli kavgasını sezon içinde verdi son maçtan sonra yine verdi e, yaptığı açıklamalarla devam etti. Ha, şunu da diyebilirsiniz yani o zaman Mustafa Cengiz hasta değil miydi? E, bu açıklamaları yaparken bunu da söyleyebilirsiniz ama dünkü açıklamanın ardından şu yaptığı e, bence doğru bir davranış ve başkanın basın toplantısındaki halini gördükten sonra yani e, ben de dün konuşmama başlarken şifa dileyerek başladım doğru olanı yapmış yani bu işi uzatmayarak bu işi burada kestirip atarak e, ve başkan hani dün dedi ya bana acı yana ben acırım falan filan yani eee Merhamet sahibi insan, her insan karşısında hasta bir insanı gördüğünde bu acıma değil, bu merhamettir. Yani bir insani bir melekedir bu. Buna acıma diye bakılmaz. Bu asil bir davranıştır. Ama işte o hasta olan insanın da bunu kullanmaması gerekir. Tahrik etmemesi gerekir. Yani şu anda gelinen noktada maalesef dün yaşanan basın toplantısı bana göre çok Galatasaray'a yakışmayacak çirkin bir basın toplantısıydı bu çirkinliğe Fatihlerimin aynı çirkinlikle yanıt vermemesi bence hem Galatasaray açısından hem de Fatihlerimin Galatasaray'daki geleceği açısından iyi oldu diyebiliriz. Büyük bir e, olgunlukla ve büyük bir duruşla bence bu işi kapatmış. Bu güzel ama yazdığı açıklamanın içinde e, birkaç tane noktaya dokunarak da e, aslında gereken cevabı da vermiş bunların hepsinin bu iddiaların Mustafa Cengiz'in daha önce işte ona söylemedim şöyle yaptı böyle yaptı dediği iddiaların hepsinin farkında olduğunu ve doğru olduğunu da e, altını çizmiş benim bu bugünkü açıklamaya yanıtım bu şimdi gelelim asıl e, dananın kuyruğunun kopacağı yere yani çünkü önümüzde öyle bir süreç var ki ya şimdi tamam dün oldu bitti adam çıktı Fatih Terim'le Galatasaray Kulübü Başkanı ben çalışmayacağım dedi, düşünmüyorum dedi dedi Twitter'da tabii ortalık yıkıldı. Destek veren taraftarlar çoğunlukta Fatih Terim'e. E bu arada Mustafa Cengizciler de var. Şimdi ben Twitter'dan duyurdum hemen bir tanesi bize saydırmışız. Biriniz de Mustafa Cengiz'e destek verin, paralı satılmışsınız bilmem ne. Yani artık şu Twitter'da cevap vermemeyi ve kafaya takmamayı da hani bir nebze öğrendim diyelim yıllar sonra ama yani bir tane Fenerbahçede şey yapmış, bir önceki tweetimi alıntılamış, işte değmez dediğim tweetimi. Demiş ki işte e, bunlar hepsi Fatih Terim'in mamaladığı işte adamlar falan filan işte eleştiremiyorlar Fatih Terim'i diye. Keşke şu yayınları bir takip etselerdi, keşke bir görselerdi derdim ama e, çok da önemli değil. Yani Fenerbahçelilerin şu anda ne düşündüğü benim için çok önemli değil. Yalısalilerin e, bilmesi daha iyi, daha önemli benim için. Ama e, insan hani okudukça üzülüyor. Keşke herkese anlatabilirsiniz diyorsunuz ama öyle bir dünya yok. Yani şurada yaptığımız eleştirileri veya e, kendi e, dostlarımızla bile nasıl ters düştüğümüzü yaptığımız eleştiriler nedeniyle. Keşke anlayabilseler ama öyle bir dünya yok. Öyle bir beklenti içine girmemek lazım. Biz konumuza dönelim. 1 Haziran çok önemli. 31 Mayıs'ta Fatih Terim'in sözleşmesi bitiyor ama sadece Fatih Terim'in sözleşmesi bitmiyor. Fatih Terim'le birlikte bütün teknik heyetin sözleşmesi de bitiyor. Ümit Davala'dan da işte çok eleştirdiğimiz Levent Şahin'e, öyle zannediyorum ki bakmadım ama Necati Ateş'e kadar, Albert Riera'ya kadar herkesin sözleşmesi bitiyor. Yani 31 Mayıs akşamından itibaren, 1 Haziran sabahından itibaren Galatasaray'da hoca falan olmayacak. Şimdi Manchester United'ın hani kupayı alması için Galatasaraylılar bir yandan bekliyor biraz daha geç açalım sezonu diye. Ama Şampiyonlar Ligi'nde iki ön turu işte oynanması durumunda Galatasaray'ın bir kere sezonu oynasa da oynamasa da Ağustos'ta açılacak bir ligi, Türkiye Ligi'ni bile düşünecek olursunuz ki daha önce Şampiyonlar Ligi işte ön de düşünmek durumundasınız. Galatasaray en geç bakın 7 Haziran ile 10 Haziran arası hani geçmiş yıllardaki tecrübelere dayanarak konuşuyorum, takvime bakarak konuşuyorum. Galatasaray'ın Haziran'ın ilk haftasının bitimiyle birlikte sezonu açması lazım. Bunun için de Florya'da 1 Haziran'dan itibaren yeni teknik heyetin olması lazım artık kim olacaksa. Yani sizler şu anda seçim takvimine bakıyorsunuz 19 Haziran. Galatasaray'ın 19 Haziran'ı bekleyecek bir durumu yok. Bu mesajın ardından yine Twitter'da yazdım işte 1 Haziran'da bunların bunların olması. Ya hazırlık maçlarının ayarlanması lazım. Kamp programının ayarlanması lazım. Kimlerle oynayacaksınız, ne yapacaksınız? Bütün bu yazışmaların şu anda bitiyor olması lazım. Galatasaray şu anda eğer bu hazırlıkları yapmadıysa kamp yeri bulacak veya yapacak durumu bile olmayabilir. Çünkü Fatih Terim Florida'da bir ekiple çalışıyor. Şükrü Hanedardan tutun işte oradaki e, yanındaki iletişimcilere kadar 12 kişilik yanılmıyorsam bir ekip var. Ve bunların çoğunun sözleşmesi Fatih Terim'le paralel bir şekilde e, devam ettirildi bu, bugüne kadar. Yani ne olacak bu insanlar? Fatih Terim ayrıldığında bu insanların e, durumu ne olacak? Kalacaklar mı? Gidecekler mi? teknik heyet onunla birlikte gidecek bu belli oluyor ama diğer insanlar bu işlerin lojistiğini ayarlayan bu yazışmaları yapan bu işleri bitiren insanlar ne olacak? Yani bu ara, ara dönem seçime kadar olan dönemden bahsediyorsunuz. 20 gün arkadaşlar 19 Haziran'da seçim olsa bile bakın dün Mustafa Cengiz iptal edebileceğini de sinyallerini verdi. Hadi seçim oldu diyelim iptal etmedi. Galatasaray 19 Haziran'da seçimini yaptı. 20 Haziran pazar. 21 Haziran, 22 Haziran mazbatayı alması ilk toplantıyı yapmaları 23-24 Haziran'a bulur. Yani Galatasaray'ın ya bir ayı gider. 1 Haziran'dan itibaren Florya'da eğer plan, program, yazışmaları yapan, kamp yerlerini ayarlayan, uçak biletlerini ayarlayan, takımın gideceği oteli işte gidebilirlerse ayarlayacak insanlar olmazsa o insan e, maç yapılacak insanlarla siz hep transfere kafayı takıyorsunuz. Ya bırakın transferi onu geçtim artık. Takımın bütünlüğün çalışması veyahut da işte bütün bu işlerin halledilebilmesi için çok ciddi bir mesai lazım. Ve 1 Haziran'da bunları organize edecek birileri lazım orada. Yani bunlar böyle çocuk oyuncağı işler değil. Bunlar böyle yapılabilecek işler. Basınla olan ilişkileri falan filan geçtim onları falan saymıyorum. Şimdi herkes düştü transfer derdine. Siz mevcut takım ne olacak? Arda Turan'ın sözleşmesi bitiyor. Donk'un sözleşmesi bitiyor ki bunlar Fatih Terim, yani bugün yine bir tweet attım. Mustafa Cengiz eğer Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağım dediyse, onun çok istediği Arda Turan, ne savaşlar çıktı aralarında biliyorsunuz ne kavgalar onun yüzünden, Arda Turan'ın hiç uzatmaz diye düşünüyorum. Veya işte açıklama yaptığı o gazetenin haberinde Donkun hani dedi ya alemlerinden bıktık diye, onun sözleşmesini hiç uzatmaz diye düşünüyorum. Yani uzatırsa bu iki oyuncunun sözleşmesini enteresan gelir bana bu kadar lafın ardından. O yüzden Galatasaray'da şu anda bugün işte sevindirici haber. Marka ile 2 yıl daha uzattılar 2024'e kadar. %50'ye varan bir zam yapmışlar. Önümüzdeki yıldan itibaren 1.300, 1.400, milyon 400, bin euro alacak. Şimdi bu sezon 900 bine oynuyor yanılmıyorsam. Hani marka açısından %50'lik bir artış iyi. Oyuncuyu tutmak açısından da hak ediyor iyi. Marka'nın sonraki açıklamalarına bakıyorsunuz. Mustafa Cengiz'in yanında konuşturmamışlar. Sonra Fatih Terim'e teşekkür ediyor. Şimdi Takım üzerinde böyle bir durum da var. E ne olacak bu oyuncuların hali? Kim, hangi hoca, hangi sistemle oynayacak? Hangi ihtiyaçlar olacak? Fatih Terim transfer listesini verdi gitti diyorlar. Verse gitse ne olacak? Eğer Fatih Terim'le çalışamayacaksa Galatasaray yönetimi. Seçimin yapılmadığını düşünün. Mustafa Cengiz'in kaldığını, bu işleri oyaladığını, Eylül'e kadar bu işi oyaladığını ve bir şekilde kaldığını düşünün. Olmayacak iş mi? Olmadı mı daha önce? Yani yine iptal bir... Mustafa Cengiz'in iki dudağının arasında bir imzasına bakıyor. Siz istediğiniz kadar pandemi şartlarından falan bahsedin. Daha önce size anlattığım mevzulardaki gibi, maalesef haklı çıktığım mevzulardaki gibi dernekler masasına bir yazı yazar. Biz 5000 kişiyle kongre yapmak istiyoruz der. Veyahut da İçişleri Bakanlığı'na, valiliğe pandemi zayı hani kısıtlamalar azalsa bile adamlar 5000 kişiyi duyunca yok kardeşim biz 300 kişilik izin veriyoruz deyip yaptırmayabilir. Fenerbahçe Beşiktaş diyeceksiniz. O hafta geçer. Bir sonraki hafta vaka sayılarına göre başka bir film çevirirler. Yani ben bu konuda dünkü özellikle açıklamaların ardından seçim yapılıp yapılmayacağını hala güvenemiyorum. Çok açık söyleyeyim size. Hala bu seçimin iptal edilebilme ihtimalini çok ciddi bir şekilde görüyorum. Eğer Mustafa Cengiz seçileceğine inanırsa da yaptırır diye düşünüyorum. Bunu dün de, dünkü yayında da söyledim. Yani 19 Haziran'da bu seçimin olup olmayacağını önümüzdeki hafta Böyle zannediyorum ki anlayacağız. Çünkü Cuma gününe kadar yine divan kuruluna listelerin, adayların tekrar bakın sil baştan süreç başladığı için Burak Elmas, Eşref Amamcıoğlu, Metin Öztürk, Işın Çelebi daha önce listeler vermiş olsalar bile tekrar başvuru yapmaları gerekiyor yeni tarihli imzalarla. Tüzüğe göre bunu yapmak durumundalar. Listelerini değiştirip verebilme imkanları oluştu. Hani Işın Çelebi'nin listesi zayıf diyorduk. Öyle yorumluyordu herkes. Mesela yeni bir liste yapabilir ve yeni bir başkan adayı çıkabilir. işte Mustafa Cengiz o da Gözüküyor ki hiç de Abdurrahim bayrağı falan bu işi bırakacak gibi gözükmüyor. Ee, dün çok açık ve net ben aldım. Bir de basın toplantısından sonraki ben size burada yorum yaparken görmemiştim. Hemen yayından sonra e, basın toplantısından sonra yayın yaptım. Sonradan Twitter'da önüme düştü. Ben dün burada ne, ne yorum yapmıştım çok üzülerek bunu söylemek istemiyorum ama yani söylemek de durumundayım. Sanki Mustafa Cengiz ölene kadar vefat edene kadar o koltukta kalmak istiyor. Benim anladığım bu. Galatasaray başkanı olarak vefat etmek istiyor gibi yani kendime bile söylerken yakıştıramadığım bir yorum yapmıştım ya benim o yakıştıramadığım yorum bir baktım Mustafa Cengiz zaten muhabirlere kendisi söylemiş basın toplantısı bittikten sonra tekrar salona dönmüş ve Twitter'da dolaşıyor biliyorsunuz ben ölene kadar başkan Galasay başkanı olarak ölmek istiyorum demiş yani bunu artık açıkça söylüyor şimdi hal böyleyken insan ne diyeceğini de şaşırıyor ama e, şu anda Galatasaray Kulübünün yönetilemediği, sağlıklı kararlar alınamadığı gayet net açık bir şekilde ortada. Şimdi her olasılığı tabii düşünerek konuşmak durumundayız. E, ama eğer seçim iptal edilirse e, şu bir gerçek ki bu yönetimde devam edecek bu yetki. Zaten hani ben Twitter'da herkes asıp kesiyor görüyorum işte şunu yaparız, bunu yaparız, şöyle gitmeli, artık bitmiştir falan diyoruz ama ya arkadaşlar hala yetki Mustafa Cengiz'de ve yönetiminde. Yani bu 1 Haziran'dan itibaren başlayacak olan çok önemli süreci başkan Mustafa Cengiz, şu anda Galatasaray Kulübü başkanlığı makamında oturan Mustafa Cengiz ve yönetimi yönetecek. Yani biz kendimizi Twitter'dan yırtsak da hani isyan etsek de taraftar olarak işte isyanları oynasanız da her gün hashtag yapsanız da bu işe karar verecek olan yine onlar. Yani elinizden hiçbir şey gelmeyecek. Ben de burada aylardır e, bir konunun altını çizdim. Dedim ki keşke bugün yine tweet attım. Keşke Galatasaray camiası seçime konsantre olmak yerine bu seçimin yapılmasını işte bu kadar önemsemek yerine keşke iki yıldır yapılamayan mali genel kurula konsantre olsaydı yapılmasına, mali genel kurulların yapılmasına konsantre olsaydı ve mali genel kurulu ne yapıp edip yaptırsaydı. Şu anda da hala Mustafa Cengiz'den hani kurtulmaya çalışan ...bir camia görüyoruz ya yani... ...dışarıdan bakınca... ...yani bunun yolu sanki Mali Genel kurul Mali Genel kurulda ...ne olacak diyorsunuz? Nasıl kurtulacak... ...Garasay istemediği... ...bir yönetimden? Bunun yolu çok açık. İbra etmedikleri veya... ...ibra etmeme... ...reaksiyonunu gösterdikleri anda o... ...Mali Genel kurulda ...tıpkı geçmişte Adnan Polat'a yaptıkları gibi... ...zaten... ...iş bitecek. Ama... O reaksiyonu Adnan Polat e, yine onu görüp orada açıklamıştı seçime gideceğini. Mustafa Cengiz açıklıyor, açıklıyor sonra seçim yapmıyor. Yani iki kez biliyorsunuz iptal etti. Daha önce bir Kasım'da bir nabız yokladı, sonra pandemi bahane etti, iptal etti. Sonra e, şimdi yine aynı şeyi yaptı, iptal etti. Şimdi Adnan Polat yine o zaman bir duruş sergilemiş. Hani hiç eee yiğidi öldür hakkını ver ama Mustafa Cengiz'in öyle bir şey yapacağı da yok. O zaman ibra etmeyecekler. Mali açıdan ibra edilmeyince ne olacak? bir ay içinde otomatikmen seçim yapmak durumunda kalacak. Öyle bir iptal veya im, hani yetkisi kalmayacak. Ee, böyle bir durum olabilir. Yani bir de biz ne diyorduk? Ya bir gelen başkan adayları bir görsün. Nedir kardeşim bu Bankalar birliğiyle ile siz gittiniz anahtarı teslim ettiniz bir güzel Bankalar Birliği'ne. 2 milyar TL'yi aşan borç. Tamam da kardeşim nedir bunun şartları? Başkan adaylarını izliyorum çıkıyorlar konuşuyorlar. Hiçbiri kesin olarak şartları bilmiyor. Neye bu kulübün imza attığı belli değil. Sen mali genel kurulunu yapmadan yetkisiz bir şekilde bu anlaşmayı imzalamışsın. Kulübün anahtarını teslim etmişsin. E ne olacak? Yeni gelen yönetimi de bağlayacak bu seçim yapılırsa. Galatasaray Başkanı İbra e, mazbatasını alır almaz yeni yönetim otomatikman hiçbir hak iddia edemeyecek. Çünkü senin mali genel Kurulu'nun yapılmamış. Elinde bir kozun yok. Yani Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya sen olaylamış olacaksın. Oysa bu işlerin konuşulması gereken, tartışılması gereken yer mali genel kurul. Sen bir gel oraya. Hiç kimse de sormuyor Galatasaray başkanları, başkan adaylarından biri. Ya sen niye kaçıyorsun? sevgili Mustafa Cengiz bu mali genel kurulu neden yapmıyorsun? Nedir sizin sakladığınız? Bir şey mi var? Gelin orada bir dökelim hesapları. Böyle açıklıyorsunuz işte dernek borçlandırılmış sürekli sportif aşeye. E 2 milyar öyle borç, 1 milyar öyle borç, 3 milyarı bulan bir borç var. Aldığınızda neydi? Şimdi bıraktığınızda ne? Güzel güzel anlatıyorsunuz toz pembe hayaller taraftarlara şöyle kar yaptık böyle yaptık. Gerçekten öyle mi? Öyle değilse biz yalan söylüyorsak yanılıyorsak gelin ispatlayın açıklayın. Madem korkacak bir şeyiniz yok. Mali genel kurula gelin. Ondan sonra hakkınızda ibra edilin. İbralaşın. Ondan sonra seçime gidin. Yani bu da yok. Bir de arkadaşlar bu ibra meselesi çok ciddi. Geçmişte Galatasaray'da tüzüğe göre hem mali hem idari, yönetsel bakımından ibra ediliyordu daha önce yönetimler. Birinden biri olmasa da bu tüzüğe göre seçim, erken seçim yani olağanüstü seçime gitme kararı alınması gerekiyordu. Ama ne oldu? Mustafa Cengiz ve yönetim iki sene önce ibra edilmemelerine rağmen, mali açıdan ibra edildiler. İdari açıdan ibra edilmemelerine rağmen tüzüğü, tüzüğe itiraz ederek, mahkemeye giderek seçime gitmediler. Mahkeme sürdü aylarca. Bırakmadılar, gitmediler. Bize komplo kuruldu, şöyle tuzak kuruldu, böyle yapıldı falan dediler hain ilan ettiler. Taraftarın önüne attılar 358 Galatasaray kişiyi üye kendilerine oy vermeyen, ibra etmeyen. Şimdi onların haklılığı ortaya çıktı yıllar sonra. Neden yönetsel açıdan ibra etmediklerini bütün camia görmüş oldu. Çünkü o günlerden bugünleri gören insanlar, olayların buraya gideceğini gören insanlar yönetsel açıdan yani e, Galatasaray'ı siz iyi yönetemiyorsunuz mali açıdan evet iyi şeyler yapmış olabilirsiniz o gün o günün şartlarına göre mali açıdan sizi ibra ediyoruz ama siz Galatasaray'a yakışan bir yönetim sergilemiyorsunuz yanlış işler yapıyorsunuz e, güven oyu almanız gerekir şeklinde ibra etmediler ama bugün gelinen noktada şimdi e, öyle zannediyorum ki mali açıdan da bu anlattığım sebeplerden dolayı ibra olmama tehlikeleri var şimdi bu mali genel kurul yapılmadan seçime gidilirse. Diyelim ki Mustafa Cengiz aday oldu veya Abdurrahim Albayrak aday oldu ve kazandılar diyelim seçimi. E nereye kadar kaçacaksınız? Bu mali genel kurulları yine yapacaksınız. Kendinize güveniyor musunuz? Seçimi kazandıktan sonra yapacağınız mali genel kurulda ya ibra edilmezsiniz. Ne olacak Galatasaray 3 ay sonra bir daha mı seçime gidecek? Bir de giremeyecekler o zaman mali açıdan ibra edilmezlerse. Yani Galatasaray'ın şu etek, eteğindeki taşları herkesin bir dökmesi için hesapların ortaya koyulup hesaplaşılabilmesi için denetleme raporları, bağımsız denetleme kuruluşlarının raporu neyse artık bütün kim haklı kim haksız ortaya çıkması için önce bir mali genel kurulun yapılması şart. Bakın ben size çok açık söylüyorum Galatasaray'da 19 Haziran'da seçim yapılsa bile bu çok adaylı seçimde daha önce yaptığım hesapları size anlatmıştım. Ben bu pandemi döneminde bile 3500-4000 arası en fazla 3500 diye düşünüyorum. Gelecek oy kullanacak seçime katılacak üye sayısını düşünüyorum. Hadi 4000 oldu diyelim. Ya beşe böldüğünüzde zaten ortaya çıkan matematik yani 600, 700, 800 oy. Bin oyu bulanın rahatlıkla başkan seçileceği bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bu genel kurulun iradesini ne kadar yansıtacak? Yani bu da bir tartışma konusu. Ve seçilecek olan yönetim ne kadar devam edebilecek bu cılız destekle? Yani bunların hepsi Galatasaray Camiası'nda konuşulan ama anlayan insanların dile getirebileceği veyahut da işte bu durumun o ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçları kestirebilen insanların görebileceği şeyler. Taraftar tara tabii ki transfera bakar, istikrara bakar, hocaya bakar. Sizlerin nelerle heyecanlandığınızın farkındayım. Ama Galatasaray'da şu anda sistem kilitlenmiş durumda. Seçim olsa olsa yapılsa bile 5 ay sonra, 8 ay sonra yeni bir seçimin yapılmayacağının garantisi yok. Şu anda öyle bir saçma bir durum var ki Fatih Terim'le çalışmayacağım diyen bir yönetim var. Biz Fatih Terim'le çalışacağız diyen adaylar var. Arada 24 gün size saydığım, 22-23-24 günü bulacak olan bir süreç var. E ne olacak bu takım? Ne olacak? Adam yanaşmıyor Fatih Terim'e, ben getirmeyeceğim diyor. Yetki de onda. Ne olacak şimdi? Sizler tepki gösteriyorsunuz Fatih Terim'i isteyenler haklı olarak. İstemeyenler de yeter artık kardeşim diyor. Bakın ben objektif aradan gidiyorum şimdi, yorum yapıyorum. Her iki tarafı da anlamaya... Gayret gösteriyorum. Tamam mı yani sonuç bir tarafta Fatih Terim gelsin, Mustafa Cengiz'i de yetki. Olanaksız bir durum var artık. Bir tarafta da e, istemiyoruz diyenler ama diğerleri de onlara gelirse yeni gelenin hocanın sözleşmesini feshedeceğiz diyen bir durum var. E şimdi ne olacak? Kitlendi, sistem bitti. 24 gün e, kim çalıştıracak bu takımı? Arkadaşımızın biri yazmış bireysel antrenmanlar hoca veriyor. ya böyle bir saçmalık var mı? Sezonun en önemli zamanı yüklemelerin yapılması, antrenmanların en e, istikrarlı şekilde yapılması gereken dönem. Ya alsaydı bu seçim yönetim istikrarsızlığı bilmem nesi nedeniyle boşa gidecek. Herkes şu anda olanaksızı kovalıyor. Yani her bir şeyler söylüyorlar ama olanak yok, kendileri de biliyor. Yani ben birazcık e çok hani kızıyorum bazı şeylere. Daha da böyle e, kırıcı olmak istemiyorum. Ama Allah aşkına yani bir mantık çerçevesinde bakın olaylara. Duygusal biraz bakmayın. Şu anda 1 Haziran'dan itibaren önümüzde bir gerçek var. 7 Haziran, 10 Haziran arası bu takımın çalışması gerekiyor. Çalışması gerekiyor, çalışması gerekiyor. Yani e, bu ara dönem nasıl değerlendirilir, ne olur, ne biter? İnanın bilmiyorum, İnanın ne olur bilmiyorum. Tek aklıma yatan formül hani ne olabilir? Şimdi Fatih Terim o taraf diyor ki Fatih Terim e, olmalı. O taraf diyor ki asla olmayacak. O taraf yine diyor ki biz gelirsek getirilecek hocanın sözleşmesini fesederiz. Fatih Terimi getiririz. E şimdi gelen adama da yazık, işsiz kalacak. Hem takımı çalıştıracak 20 gün. Yani iki ucu enteresan bir duruma gidiyoruz. E, öyle bir adam getirilmeli ki Fatih Terim geldiğinde hani diyelim öbür taraf kazanacak seçimi o adam o adamın da hakkını yemeden onunla birlikte çalışabilmeli. Öyle biri olmalı veyahut da yani formül düşünüyorum kafamı. E Mustafa Cengiz de buna izin vermez mi verir mi belli değil. Yani şu anda arkadaşlar Galatasaray'ın geleceğiyle oynuyorlar. Ben size çok açık söyleyeyim. Herkes şu anda kendi popülist söylemleri içerisinde kendini haklı görüyor, kendini şey yapıyor. Kimsenin Galatasaray'ı bu anlamda e, düşündüğünü söyleyemeyeceğim. Bakalım ne olacak. E, ben de merak ediyorum. Şimdi sizlerin sorularına cevap vereyim. Çünkü uzun zamandır yayın yapıyoruz. Hep hızlı hızlı geçiyoruz. Okan Buruk diyorlar. Yani Okan Buruk şu anda 1 Hazirana kadar kimseyle görüşmez. Okan Buruk'u tanıdığım kadarıyla söylüyorum. E şimdi eskiden Fatihlerimle de iyi ilişkileri olan UEFA Kupası dönemini kaldırmış bir teknik direktör. Ama 1 Haziran'dan sonra Okan Buruk gelirse de ben kızmam. Sizler çok kızıyorsunuz yani. Okan Buruk veya Hamza Hamzoğlu. Yani kim gelirse gelsin ben kızmam. Dün Hasan Şaş'ın da ismi geçti. Bilmiyorum, hiç konuşmadım. Haberim yok. Ne olur, ne biter bilmiyorum. Kim gelirse gelsin ben kızmam. Profesyonel hayatta Galatasaray'ın da selametini düşüneceğiz. Ve gelene kızmayacaksınız. Ben size söyleyeyim. Ben Galatasaraylı olarak kızmam. Çünkü o tehlikeyi gözü alarak geliyor. 20 gün sonra madem öyle hani başkan adayları görevine son veririm diyor Burak Elmas mesela açıklama yapıyor. Bunu gelen adam Galatasaray Fatih Terim'e ihanet falan etme. Yani bu seçimin kazanacağının garantisi yok ki Burak Elmas. In. Kim kim gelirse yabancı hoca geldi. Yani adam dinlemez ki Fatih Terim falan filan. Fatih Terim'le anlaşacaklar diye Galatasaray 24 gün hocasız kalmaz. Yani böyle bir şey düşünüyorsanız bir kere bu yanlış gelen insanın Fatih Terim'le uyumlu çalışabilecek bir insan olması hani bir yardımcı hoca getirseler hani o olur mu diye düşünüyorum. Yani bunu Fatih Terim de istemez. Siz gidip Fatih Terim'e sorsanız Fatih Terim de saçma der yani bu duruma. Çok aşırı Fatih Terim'i hani sevenlerin şu anda işte gelen ihanet eder falan filan ben bu yorumlara katılmıyorum. Bir tane Galatasaraylı'nın sahip çıkması gerekiyor Galatasaray'a bu ara dönemde. Kim gelirse gelsin delikanlı gibi gelip delikanlı gibi gelirse de zaten seçilemezse de onu getiren yönetim o da Galatasaray'ın önüne açıp istifader ama burada Galatasaray takımının organize edilip bir kadro mühendisliği yapılıp çalıştırılması gerekiyor. Yani bunu anlamanız lazım. Ama gelecek olan hoca da der ki mesela kendisini getiren yönetim diyelim geldi. Benle şimdi sözleşme imzalamayın der. Ben 20 gün takımı çalıştırayım 24 gün. 20 20 e, Haziran sabahı siz seçimden galip çıkarsanız o zaman sözleşme imzalarız. Ben olsam Erhan Telli olarak eğer Antrenör olsam şu anda bana böyle bir teklif yapsa Mustafa Cengiz Bey yönetimi kimse görevde. Bakın derim ki ben 20 günlüğüne geleyim Galatasaray'lıyım çalıştırayım takımı ondan sonra seçilirseniz sözleşme imzalarsınız, Seçilmezseniz zaten yeni gelecek olan başkanın önünü açmak için ben istifa ederim derim. Ben Erhan Telli Galatasaray olarak derim ama profesyonel hayat herkes demez. Derler ki benim de kardeşim kendime göre planlarım var belki başka yerden teklifi alacak hoca. Şimdi Okan Buruk diyorsunuz geldi hadi diyelim benim dediğimi yaptı. Adam yapmak istemeyebilir belki başka yerlerden teklif var. Niye kendini 20 gün için ateşe atsın? Yani burada Galatasaray'ın öz evlatları devreye girmesi lazım. Artık Okan Buruk mu, Hasan Şaş mı, Bülent Korkmaz mı, adını Hamza Hamzoğlu mu kim ben bilemem. Ama birinin bu delikanlılığı yapması lazım. Çünkü Galatasaray'da çok karmaşık bir dönem var. Sizin de gelene bence hain gibi bakmamanız lazım. Aşırı Fatih Terim'i sevenler için konuşuyorum. Bilen, bu gelen çünkü Galatasaray'a iyilik için işte, eğer dediğim tarzda geliyorsa bu adama sizin de saygısızlık yapmamanız lazım. Kim geliyorsa bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz. Ama bu takımın mutlaka çalışması lazım. Yoksa bu takım sezon başlar başlamaz nal toplar bir ay çalışmaması demek. Bu takımın bitmesi demek. Sezonu kaçırması demek. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bilmiyorum sizinle bu konudaki düşünceleriniz ne olur ama şu an içinde bulunduğumuz durum bu. Yani öyle Twitter'dan asıp kesmeyle bu işler olmuyor. Twitter'da e, bu işler olsaydı e, ben de şu anda derdim ki şu olsun bu olsun Mustafa Cengiz gitsin şu gel. Ama olmuyor arkadaşlar. Ger gerçekçi olacağız. Real bakacağız olaylara. Ve çözüm. Galatasaray için en iyisi ne? Şu anda bizim onu düşünmemiz lazım. Evet. Bakıyorum ben okuyorum sizin şu anda ne düşündüğünüzü merak ettiğim için. Bilmiyorum açıkladığım şeyler sizi tatmin etti mi? ne olur ne biter. Ya bir yandan da transferi devam ettiriyor. Artık cepheler de belli oldu. Yani Abdurrahim Albayrak tarafını seçti. Mustafa Cengiz de bugün yine yan yana Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz üçlüsü marka imza töreninde gördük ki e, artık bu iş bitti. Yani Fatih Terim Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılmış gibi gözüküyor. Anladığım kadarıyla bir şeyler olmuş. Son maçlarda Fatih Terim işte dün Mustafa Cengiz'in açıkladığı gibi demek ki Flora'ya gelmesini istememiş. Mustafa Cengiz'in açıkladığı gibi o gittikten sonra Abdurrahim Albayrak Floride mesaiye başlamış. Durum bu. Yani benim dışarıdan gördüğüm, anladığım, bugünkü imza töreninden de anladığım durum bu. Dün Abdurrahim Albayrak için yaptığım yorumlar geçerli. Yani ee, tarafını seçti. Ben çok büyük bir hata yaptığını düşünüyorum Abdurrahim Albayrak'ın. Ee, ama ben bunu bugün söylemiyorum. Ben 3 senedir söylüyorum. Benim de içinde bulunduğum ve çok kırıldığım olaylarda da zaten tarafını seçmişti bir, bir nebze bir anlamda. Biz kimiz ki yani biz Galatasaray için... Erhan Telli hiç önemli değil ama Fatih Terim konusunda aralarında ne geçti bilemem. Şimdi tek tarafta da yorum yapmayayım ama tarafını seçmiş gördüğümüz o. Sen ne düşünüyorsun? Fatih Hoca kalmalı mı, gitmeli mi? Yani ben baştan beri bugün Twitter'da da paylaştım. Arkadaşlar bu yayını iki buçuk yıldır bu kanalı takip edenler. Ben burada Fatih Terim ile Mustafa Cengiz'in arası sizin sandığınız gibi bence değil. Hiç araları iyi değil, yani göründüğü gibi değil derken beni burada linç eden insanlar vardı. Küfür eden insanlar vardı. Twitter'dan, buradan ben anlatırken bazı olayları sen yine YASA'yı karıştırıyorsun diyenler vardı. Ben haklı çıkmaktan bıktım. Ben helallik vermekten artık ee, hicap duyuyorum, utanıyorum yani. Sürekli geliyor bana çünkü mesajlar. Abi hakkını yedik, hakkını helal et falan diyenler çok. Ben bunları ama geçmişte de yaşadım. Ünolaysal döneminde de yaşadım. Fatih Terim de yine o zaman arası iyi gibi gözüküyordu. Hayır çok farklı şeyler oluyor diye anlatıyordum. Uzun yıllardır gazeteden de takip edenler biliyor. Yani Allah utandırmadı. Yaptığımız yorumlar çıktı ama yani tabii ki haklı olmayı ben de istemezdim ama yani bu işin en başından bile gitmeyeceği daha birinci günden beri işte Fatih Hoca'nın iletişimcisi Aslı Hanım açıklamış daha ilk yaptığı toplantıda biz eyvah dedik diye açıklamış. Yani ben de bunu görüyordum. Söylüyordum o zamanlar. Burada yayın yapıyorduk. Bana demediğinizi bırakmadınız işte sen şöyle oldu da Galatasaray televizyonunu almadılar da ondan böyle düşman olduğunda da şöyle olduğunda da böyle. Ben Mustafa Cengiz'i tanımıyordum. Bakın daha önceki yayınlarımı hatırlayanlar bile ben tanımam dedim. Ben Abdurrahim Albayrak'ı tanırım. Bana ilk teklifi o yaptı. Sonra o zaman Dinç Üner vardı başkan yardımcısı. Onlar yaptı götürdüler dedim Mustafa Cengiz'le tanıştık. Ben hayatımda ikinci kez gördüm kongrenin ardından seçimin ardından. Ben şok oldum yani o aynı odada oturup 15 dakika daha muhabbetin 10. dakikasında ben notumu vermiştim. Nasıl vermişiniz derken o yayınları hatırlayanlar bilir. Yani daha bana dakika bir e, maaşımı soran ne alıyorsun tazminatını aldın mı bilmem ne diyen bir insanla ben Galatasaray'da para konuşmaya gelmemişim e, hatırlatmasını yapmak zorunda kaldım bir Galatasaray başkanına. Ben zaten notumu orada verdim tavırlarından, hareketlerinden, davranışlarından. Yani benim için orada bitti. Ondan sonraki olaylarda ise insan olarak bitti. Yani arkamdan yaptıkları, kulağıma gelenler, benim şu 3 senede yaşadıklarım. Ama sizler ben 3 ay yorum yapmadım. O, dönem, o işler bitti, seçim bitti. Bakın isteseydim o dönem seçimi belki de kazanmasını engelleyecek yorumlar yapabilirdim. Çünkü kendisi nasıl seçildiğini biliyor. Benim o dönem yaptığım haberlerle ortaya çıkan skandallarla seçim kazandığını çok iyi biliyor. Çünkü Dursun Özbek yönetiminde çok sevdiğim, değer verdiğim bir yönetici bana dedi ki biz senin yüzünden seçim kaybettik. Yaptığın o dönem haberlerle çok büyük darbe yedik dedi. Ben de estağfurullah yani ben sizin niye seçim kaybetmenize yol açayım dedim ama sonradan gelen şeylerle anlamıştım yani Mustafa Cengiz'in çok işine yaramıştı o haberler. Yani o dönemde yaptığım haberlerle nasıl seçimde bir şeyler değiştiyse ben eğer o yaşadıklarımdan sonra burada o iki seçim arası mayıs'a kadar olan dönemde eleştirseydim ve sizin dediğiniz gibi o dönem beni eleştirenlerin dediği gibi kin tutup da böyle bir kindar bir şekilde yayınlar yapsaydım işin rengi farklı olabilirdi. Ama ben 3 ay boyunca 4 ay boyunca sırf böyle kendi nefsime hakim olup ya sana herhangi bir haksızlık yapıldı ama boş ver. Allah, sen doğrudur, eğri berasını bulur dedim hep kendi kendime içimden. Sen dürüstlükten, doğruluktan ayrılma. Elbet birileri senin e, bu duruşunu, bu davranışını görür. Allah görür, hiç kimse görmese bile. Biz hep böyle e, dua ettik, böyle şey yaptık. Yani yapılan haksızlıklar aklıma geldikçe hala çok üzülüyorum, çok sinirleniyorum ama ben işimle bu özel şeyi hiç karıştırmadım. Yani yaptığım yorumları 3 ay, 4 ay böyle kendimi tuttum dedim ki yapma, o sinirle yapma. Ondan sonra dedim ki lan kendi kendine Erhan sen kendine haksızlık yapıyorsun. Sen zaten objektif, dürüst, doğru yapabilen bir insansın bu iş. Neden gördüğün yanlışları söylemeyesin ki? Sırf öyle düşünüyor diye insanlar sana böyle baskı yapar diye. Neden ya? Ondan sonra başladım gördüğümü eleştirmeye. Aa abi ne şeyimiz kaldı işte sana iş vermediler de böyle oldu. Ne sen şöyle adammışsın. Ya ben Bin pişman oldum yani şu YouTube kanalımı açtığıma o dönemlerde. Dedim ki yani evet piyasadan silinmeyelim, unutulmayalım diye açtık. Bu işi işte bağımsız bir gazeteci olarak yapmaya çalışıyoruz ama yani o aldığım hakaretler, o okuduklarım, o mesajlar yani şimdi hakkımızı helal ediyoruz tabii e, samimiyetle özür dileyenlere ama gerçekten çok yıpratıcı bir süreçti ve 3 senedir ben bu üç buçuk seneyi buldu hatta. 3 sene, 3 ay oldu. E, aynı şeyleri yaşamaya devam ediyorum. Mesleğimizi bir şekilde yorumculuğu yapmaya <laughs> devam ediyor. Yani gülüyorum bazı şeyleri de gördükçe. Neyse şimdi aynı şeylerden bahsetmeyelim. Ama e, o dönemlerden beri bu yayınları takip edenler, benim yaptığım yorumları hatırlayanlar, yani benim bu olaylara şaşır, şaşırmadığımı zaten görüyorlar, biliyorlar. Ama e, şimdi haklı çıkmak bir şeyi değiştirmiyor olan Ağasay oldu. Yani bir sürü rezillikler yaşandı, bir sürü olaylar yaşandı. Fatih Terim'i de eleştirdiğim çok noktalar var. Geçen yayında da söylediğim gibi. Bütün bunların olmasına o da sebep oldu. Daha önceden bu işi kestirip atmalıydı. Yapmadı. Neden yapmadı bilemem. Size verdiği söz iki sene, 3 sene. Yani size verdiği söz bir sene olur. Sezon sonuna gelirsin. Dersin ki bu adamla olmaz. Bu yönetimle olmaz. Bitti dersin. Sözleşmesinin sonunu bekledi. Bilemem ne amaçla niye bekledi. Ama Mustafa Cengiz'in bu kadar... Ee, yaptığı hamlelerde Fatih Terim'in de verdiği yanıtların e, şüphesiz payı var. Yani normal şartlarda Fatih Terim de bir Galatasaray Başkanı'na o verdiği yanıtlarla 3 kez 4 kez kovulurdu. Yani sürekli karşılıklı hatalar yaparak Galatasaray'ın e, zarar görmesine neden oldular. Benim objektif olarak yapacağım yorum budur. Ha, ama bana sorsanız Erhan Telli olarak Fatih Terim mi Mustafa Cengiz mi insanlık adamlık olarak hani böyle değerlendireyim veya Galatasaray değeri olarak. Yani iki türlü de değer. Yüz kere Fatih Terim derim yani bunu tereddüt etmeden. Ama kardeşim siz başka şeylerden bahsediyorsunuz. Bazen beni eleştirirken diyorsunuz ki işte Fatih Terim'e de şey yapmıyor. Ben Fatih Terim'i saha içinde en ağır şekilde eleştirdim. Allah var. Burada bu yayınları takip edenler benim nasıl eleştirdiğimi gayet iyi biliyorlar. Ama siz farklı bir hesap içerisindesiniz. O bana onları yazanlar fatih terim eşli işte şöyle yap böyle yapıyor. Ya. Ne oluyoruz ya? Yani Galatasaray'ın 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırmış, UEFA kupasını kaldırmış bir insana karşı siz ben de bunu anlamıyorum. Nasıl Galatasaraylılarsınız ki böyle bir hınçla saldırıyorsunuz? Sizin o zaman kişisel probleminiz var. Kusura bakmayın benim yok. Yani ben saygı duyarak, saygı çerçevesinde, saha içinde kalarak ama yaptığı yanlışları da böyle Mustafa Cengiz diyaloğunda yaptığı yanlışları da burada çatır çatır söyleyen bir insan olarak konuştum. Ama o bazılarının beklentisi çok farklı. Veya Mustafa Cengiz'e karşı da Fatih Terimci dediğim hani onlar da kendilerini öyle görüyorlar. Yani ben ne Fatih Terimciyim ne Mustafa Cengiz'ci, ne Ocu, ne Bucu, ne Şucu. Önce hep söyledim bir gazeteciyim. Galatasaraylı bir gazeteciyim. Burada artık hani günümüz şartlarında tarafımızı da belli ederek yorum yapıyoruz. Evet. Belki eski sistemde, eski baba halde Bunlar çok olmaması gereken işler ama dünya bu şeye getirdi bizi YouTube yayınları da bu noktaya getirdi. Ben 22 sene muhabirlik yaparken beni Fenerbahçeli falan zannediyorlardı. O kadar objektif yorum yapıyordum ki bunu bilenler de bilir. Bir gün bile, bir gün bile tarafımı belli edecek bir şey yapmadım. Ha, yani yapanları görüyoruz işte her biri bir yerlerde, ekranlarda, bir şeylerde. Siz ne derseniz deyin ama günümüzde bu Metot benimsendi. Sizler de bunu seviyorsunuz. Daha önce yayınlarda bin kez anlattık. Yine aynı şeyleri söylemeyelim. Evet. Bakıyorum yine yorumlarınıza. Bu anlattığım olaylardan sonra şu aradaki 20 günlük sürecin önemini umarım kavramışsınızdır. Yani kaybedilmemesi gereken ve Galatasaray'ın e, selameti açısından çok önemli bir süreç. Bakalım ne olacak. Yani aslında o süreç şu anda bile başladı. Çünkü Fatih Terim şu anda yapılan dünkü açıklamayla sağ dışına bırakıldı. Sözleşmesi 31 Mayıs'a kadar devam etmesine rağmen bugün ayın kaçı arkadaşlar? Düşünün yani bir haftasını daha yediler olayın. Şu anda Galatasaray hocasız aslında. Fiilen. Kağıt üzerinde Fatih Terim olsa da 31 Mayıs'a kadar. Şu anda hocasız Galatasaray. Yani şu anda kim transfer görüşmelerinde, kimin raporuna göre... Yani ne yapıyor, ne ediyor? Eğer Fatih Terim'in raporuna göre yapılıyorsa iyi de başka bir teknik direktör gelirse ya o adamları istemezse ne olacak? Yani saçma sapan bir durum var. Çok çok Galatasaray'a zarar veren bir durum var şu anda. Arda Turan kalıp hoca gelene kadar takımı idare edemez. Böyle bir şey olmaz kardeşim. Yani Arda Turan'ın ne hocalık bilgisi var da takımı idare edecek bu? O zaman tam amatör şeye çevirdiniz siz Galatasaray'ı. Böyle bir ciddiyetsizlik olmaz. Bir kere hemen acilen Galatasaray'ın bir kondisyoner bulması lazım. Hoca, hocadan önce en önemli şey o. Yani sizin takımı çalıştıracak en size ne anlatıyorum ben en önemli yüklemelerin yapılacağı döneme giriyoruz. Yani bunun dozajı yavaş yavaş her geçen gün artacak gidecek. Galatasaray'ın kamp yapması lazım. Yani bunlar böyle çocuk oyuncağı işler değil. <laughs> Dün o yapılan işler yani başkanın işte Fatih'e gel işte geldi hadi bunlara e, kefaletini ver de görelim falan filan demesi işler. Yani acayip işler bunlar ya. Yani dünkü basın toplantısında böyle yorumlamayı unuttuğum şeyler var. Aklıma geliyor. Olacak işler değil arkadaşlar. Yani acayip işler bunlar. Galatasaray böyle bir tarz, böyle bir şey görmedi. Hak etmiyor bunları. Yani ben de şu süreç ne olacak çok merak ediyorum ben de sizler gibi. Bolu neden illaki İsviçre? Yani Bolu'da Galatasaray'ın bir tesisi yok. Yani gideceği saha şartları, zemin şartları ne bilmiyoruz ki. Yıllar önce ben Feldkamp zamanında gelmiştim Bolu'ya. Bir tar sahada çalışıyorduk arkadaşlar. Tarla, patates tarlası gibiydi. Yani sizin tesisiniz yoksa öyle gidip kafanıza göre ben Bolu'da kamp yapayım falan yok öyle bir dünya. Yani tesis olması lazım. Yemeklerinden oyuncuların dinlenme alanlarına kadar otele kadar her şeyin yani dört dörtlük olması lazım. Sahanın çok iyi olması lazım. Neden yurt dışına gidiyor takımlar? Tamam siz sadece hava şartlarını düşünüyorsunuz. Serin Bolu serindir işte, güzel falan. Sırf o değil ki. Biraz takımı uzaklaştırmak, biraz kaçırmak, ee, saha şartları oradaki o ortam, ambiyans, oyuncuların birbiriyle kaynaşacak ortamı bulmaları yani bütün bunlar planlı, programlı işler. Böyle kafanıza göre yapamıyorsunuz bazı şeyleri. Fatihlerim hep haklı başkanlarda. Yani bunun yorumunu siz yaparsınız. İlla böyle bir şey yok. Fatihlerim hep haklı diye bir durum yok. Bollu olarak katılıyorum abi demiş kardeşimiz. Sağ olsun. Fatih Hoca yanına Bülent Korkmaz'ı alır mı? Bugün ne kadar aldı mı? Veya yaptı mı yani böyle bir çalışma oldu mu? Yani cevabı sorunun içinde aslında var. Ünal Aysal'ın yaptığı açıklamalar ne diyorsun? Zamanında kendisini çok eleştirmiş biri olarak bugün o da benimle şu konuda aynı düşünüyor. Mali Genel Kurul'un yapılması kısmına katılıyorum. Fatih Terim'le ilgili söylediği şeylere o zaman birebir yaşamış bir insan olarak katılmıyorum. Yani Mancini ile ne zaman e, görüştükleri veyahut da e, Fatih Terim'in yanındakilerin altını nasıl oyduğunu iyi bilen biri olarak e, herhalde biraz unutmuş o dönemleri. O dönemlere katılmıyorum o görüşlerine. Bunlar da normal herkes kendini haklı çıkarır yani açıklama yaparken. Fatih Terim'e sorsanız o kendine göre haklı, o Ünal Aysal'a sorsanız o kendine göre haklı. Keşke ikisi iyi anlaşabilseydi ve e, birlikte uzun yıllar çalışabilseydi ama... Böyle bir şey mümkün olmadı. E şimdi de geçmişi konuşmanın bir alemi yok. Sadece Ünal Aysal'ın da altını çizdiği önce Mali Genel Kurulu'nun yapılması lazım satırlarını okursanız bence yaptığı açıklamanın en önemli kısmı o. Evet. Bitirelim mi? Çok uzun oldu. Hadi bir iki soru daha bakayım haksızlık olmasın. Fatih Hoca kaos olmasın diye sezon içi konuşmuyor. Yani çok konuştu Fatih Hoca. Kaos olacak durum çok oldu arkadaşlar. Yani biraz şöyle hatırlayın mevzuları. Çok çok oldu hem de. Bakıyorum. Büyük yazarsanız daha rahat görüyorum. Çok uzun olunca okuyamıyorum. Hızlı geçiyor. Heran Tel'i muhabirliği bıraktığından beri şampiyonluk görmüyoruz mu? Benle alakası yok. Yani öyle bir Ayağım uğurlu hani öyle bir şey inanıyorsanız evet ben e, 11 kez şampiyonluk gördüm bu asayda. İlk muhabirliğe başladığım 96 yılından e, şampiyonluk kutlamalarından eve gidemiyordum. 17 yaşında başladım. 2000 yılı UEFA kupası süper kupa alana kadar nefes almadan bir 4 yıl geçirdim. Yani evet en çok şampiyonluk gören muhabir olabilirim. Yani Galatasaray tarihindeki 22 1959'dan bu yana 22 şampiyonluğun 11'ini benim muhabirlik yaptığım yıllarda gördüm. Yani tarihin yarısını. Bununla da gurur duyuyorum yani o, o yılları yaşamak. Bunlar ister istemez insana bir tecrübe kazandırıyor arkadaşlar yani bu bir gerçek tabii ki. Abi scout'ta değişir mi bilemem. Yani scout ekibi değişir mi değişmez mi? Bunlar yönetimsel, idari anlamda verecek kararlar. Bakıyorum yine sorularınızı bitireceğim 50 dakikada son bir iki dakika daha bakıyorum. Sizi uzun zamandır ihmal ettim yani bu anlamda sorularınıza cevap vermeyerek özür dilerim. O yüzden birazcık bugün bakmaya çalışıyorum. Yabancı bir hoca gelir mi? Yani şu anda Mustafa Cengiz ve yönetimi ne yapıyor, ne ediyor, kimlerle temas halindeler? Açıkçası bilmiyorum ama ben hani bu yine tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu ortamda şimdi yerli hocalar sizin anlattığınız sebeplerden ben her ne kadar anlatsam da gelmeye çekinen insanlar olacaktır. Bilemem yani Fatih Terim'e siz saygıdan mı dersiniz veya işte kendi geleceklerini ya seçimi kaybederler işsiz kalırız bütün planımız bozulur mu diye dersiniz bilemem yani onların tercihi. Ee, ama gelecek hocaya eğer ben e, hani yetkili bir bir ağaz olsam veya yetkili yanında hocanın e, yanında olsam derim ki yani böyle böyle bir açıklama yapman senin için çok daha iyi olur. Hem Galatasarayların gönlünde taht kurarsın bir Galatasaraylı olarak hem de hocaya saygısızlık hani olarak düşünenleri de e, bir anlamda ikna etmiş olursun. Böyle bir zorunluluğu olmamasına rağmen kimsenin profesyonel hayatta bakın çok açık söyleyeyim hiç böyle bir zorunluluğu yok. Hiç kimse profesyonel hayatta bunları bir Haziran'da Galatasaray kulübünün eğer sözleşmeli bir hocası yoksa herkesin gelmesi görüşmesi normaldir. İster sevin, ister sevmeyin Mustafa Cengiz ve yönetimi. Ben böyle bakmıyorum olaya. Ama gelen hocadan ben Galatasaray lisesi gelen hoca bunu beklerim. Bu yönetimi yabancı bir hoca getireceğine ben getireceğini düşünmüyorum. Yerli hocalar üzerinde e, yoğunlaşıyorum o yüzden. Okan Buruk, Hamza Hamzoğlu, Bülent Korkmaz, işte Hatay Spor'un hocası Ömer Erdoğan'ın adı geçiyor bilmiyorum. Ben şu an Ömer'in hani eskiden de tanırım çok düzgün bir insan olarak hatırlıyorum futbolculuk döneminde. Hocalığı da fena değil ama şu anda Galatasaray'ı çalıştıracak düzeyde henüz olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu isim biraz bana hani zayıf bir ihtimal gibi geldi ama biraz önce bahsettiğim hocalar bence ilk adaylar diye düşünüyorum. Yani Abdurrahim Albayrak bu işi bitirir. Yani bugün yine böyle görüyorum açıklamalar işte hiç ile ilgisi olmayan insanlar. Yusuf Günay Okan Buruk'u aramış da bilmem Okan Buruk açıklama yapmış ona da işte Yusuf Günay da Mustafa Cengiz de beni aramadı. Bir kere Galatasaray'la olan biri Okan Buruk'u arayacak ilk kişinin Abdurrahim Albayrak olacağını bilir. Yani o, o soruyu sormaz seni Yusuf Günay mı aradı diye. Yani bu işi Abdurrahim Albayrak yapacak. Abdurrahim Albayrak da tarafını belli ettiğine göre şu anda hocayı bulacak olan isim de Abdurrahim Albayrak'tır. Abdurrahim Albayrak kimlerle e, temas kurabileceği de az çok bellidir yani. 51 dakika olmuş. Ben hepinize gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Ara ara böyle yayınlarda nasılsa birlikte olmaya devam edeceğiz gelişme oldukça. E, benim bugün anlatacaklarım, e, umarım e, adresini bulmuştur. Sizler de hani düşüncelerimi bu konuda e, net bir şekilde ifade edebilmişimdir. Hepinize iyi, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.